Ana. Şey, bu Ebru'nun söylediği kısırlık meselesi ne ana? Narin kısır mıydı? Hasbinallah. Kısırsa Baran nasıl oldu? Özlem, koparırım o diye. Sen artık iyice çığırından çıktın. Haddini bil, yerini bil. Yoksa gönderirim ananın yanına. Oh olsun. Aldın mı cevabını? Asıl onlar alacak cevabını da. Dur sen. Özlem. Ecele giren köpek cami duvarını işermiş. Sus, kapat çeneni. Zaten kapata kapata bu hale geldik. Yok artık Emine abla. Sen ne biliyorsan onu yap. Ama ben bunların karın ağrısı neyse çıkaracağım ortaya. Ne hali varsa gör. Kadriye Hanım, biraz konuşabilir miyiz? Gel kızım. Bu sabah olanlar için çok üzgünüm. Gerginlik çıkmasın diye çok dikkat ediyorum, biliyorsunuz. Ama böyle insani bir durum karşısında Nane'nin söylediklerini duyunca dayanamadım. Geldi geçti kızım. Rüzgar sen mi alacaksın bugün? Hayır, kızlar alacak gelirken. Baran olmasaydı belki kızımı kaybedecektim. Aklıma geldikçe bile deli oluyorum. Biliyorsunuz ben ilk çocuğumu doğumdan hemen sonra kaybettim. Bunları üzülün diye söylemiyorum Kadriye Hanım. Sadece neden böyle bir tepki verdiğimi anlamanızı istedim. Ebru kızım. Evlat acısını siz benden daha iyi bilirsiniz Kadriye Hanım. Tam 17 yıl oldu. Hiç kimseye bir şey demiyorum ama her gün aklımda. Bir gün bile unutmuyorum onu. İçimde bir yara gibi kaldı. O kadar zor ki. Ben evladımın yüzünü bile göremedim. Özür dilerim. Sizi üzmek için söylemedim. Affedin beni. Asıl sen beni affet kızım. Siz affedilecek bir şey yapmadınız ki. Aksine siz olmasaydınız biz bu evde asla kalamazdık. Neyse. Ben biraz dışarı çıkacağım. İş bulabilir miyim diye bakacağım. Ne yapıyorsun, bana yardım et.